Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenine katıldı. Sözlerine Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak başlayan Bakan Kurum, deprem sonrası ekiplerle hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi. Düzce'mizde 4.08'de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hepimiz gece 4.08'de evlerimizde yaşanan deprem vesilesiyle sarsıldık, etkilendik. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra her afette olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili tüm bakanlıklarımız, tüm kurumlarımız hemen afet alanına gittiler ve çalışmalarını vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde başlattılar. Biz de AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak hasar tespit çalışmalarını başlatmak üzere 37 ekibimiz, yine yapı izleme cihazlarımız, mobil laboratuvarlarımız ve koordinasyon araçlarımızı hemen Düzce'mize sevk ettik. Hızlı bir şekilde ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz ve hasar gören binalarımızda tespit çalışmalarımız inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Tabii bu hasar tespitleri tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemelerini önemli rica ediyoruz. Bugün yeni yuvaların ve dükkanların kurallarını çökerek hak sahiplerine belirleyeceklerini aktaran Bakan Kurum detayları paylaştı. Bugün tüm yeni yuvalarımızın ve dükkanlarımızın inşallah birazdan kurallarını çekiyor. Hak sahibi kardeşlerimizi de belirliyoruz. İnşallah Ocak ayı itibariyle konut ve iş yerlerimizi de kıymetli Yahya Kemal sakinlerine teslim etmeye başlayacağız. Burada sizlerin de merakla beklediğiniz tapulu hak sahibi vatandaşlarımız var. Onların borçlanma bedeli ortalama 220 bin lira. Diğer kardeşlerimizin ortalama borçlanma bedeli 320 bin lira olacak. Ödemeler ise Haziran 2023'te başlayacak. Hak sahibi kardeşlerimizin tabii ki mülkiyet hakları, arsadan, enkazından gelen hakları inşallah birbirinden farklı tutarlar içeriyor. Burada 15 yıl vadede vatandaşlarımız artık aidat öder gibi varsa eğer kalan borçları, bazı vatandaşlarımızın hiç borcu çıkmıyor. Çünkü oradaki enkaz bedelleri yüksek olduğu için. Dolayısıyla borcu çıkan vatandaşlarımız da 15 yıl vadede kira öder gibi, aidat öder gibi varsa borçlarını ödeyecekler. İstanbul'u depreme hazırlamak için özel sektörle beraber 695 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydeden kurum, yapılan kentsel dönüşüm projelerini anımsattı. İstanbul'umuzu deprem dönüşümüne hazırlamak için özel sektörümüzle birlikte, burası çok önemli kıymetli kardeşlerim, 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik. Yine bugün kangren haline gelmiş Fikirtepe'de 15 bin konuttan oluşan dev bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Gazi Osman Paşa'da yine bekleyen kardeşlerimiz vardı ve hemen oraya gittik. Binlerce yeni yuvamızın çalışmasını başlattık. Esenlerimizde hemen yanınızda 60 bin konutluk Türkiye'nin en önemli dönüşüm projelerinden birini başlattık. Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Çamlıca Camimiz ve çevresinde Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde dönüşüm konutu sayımız 4000'e ulaştı. Kartal'da
kendiliğinden yıkılan binamız vardı. Gittik, o binanın etrafında da şu an dönüşüm sayımız 1500'e ulaştı. Üsküdar'ımızın hemen yanı başında Ataşehir'de Şerif Ali Çiftliği'nde yine yıllardır beklenen kentsel dönüşüm projesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Zeytinburnu 5 telsiz ve telsiz mahallelerinde, Bağcılarımızda Demirkapı Mahallesi'nde, Güngören Toz Koparan Mahallesi'nde, Üsküdar'ımızda, Ümraniye'mizde, Sultanbeyli'mizde dönüşüm çalışmalarımıza olanca hızıyla devam ediyoruz. Yine daha birkaç hafta önce Beykoz'umuza geldik. Beykoz Tokasköy'de 776 yuvamızın yine 47 dükkanımızın olduğu projemizin temellerini attık. Ardından Beyoğlu'nda Ok Meydanı'nda 778 konut ve 161 yine dükkanımızın temellerini büyük bir coşkuyla attık.